anayasayı tepeden aşağıya kadar ihlal eden bir yürütme ve onun başı var. Sonra da bize hukuku ihlal ettiniz de efendim ifadeye gitmediniz de onun için tutuklandınız diyeceksiniz. Ve bunu da halka yutturacaksınız. Kusura bakmayın ama önce kendi hukuksuzluklarınızın hesabını verirseniz belki o zaman başkalarına yaptığınız ithamlar ciddiye alınabilir. Yapılan işlem hukuka aykırı ve haksızsa buna karşı tepki göstermek meşrudur. 7 Haziran'dan sonraki hırçınlığın nedeni belli olmuştu. Başkanlık sistemi isteniyor ama HDP bunu engelliyor. Etkili ve güçlü bir muhalefet yürütüyor, planlarını bozuyor. 1 Kasım'da bütün saldırılara rağmen barajın altında bırakamaması AKP'yi ve Cumhurbaşkanı'nı daha da öfkelendirdi. İşte artık sadece seçimlerle baş edemeyeceğini görünce diğer sindirme yöntemlerine başvurdu. O sindirme yöntemlerini devam ettiriyor ama HDP dimdik ayakta. Başkanlarımız bütün kararlılıklarıyla, milletvekillerimiz bütün inançlarıyla hedeflerini ve değerlerini savunmaya devam ediyorlar. 1 Kasım seçimlerine giderken ya tek başına iktidar ya kaos dediniz ama gördük ki tek başına iktidar kaos getiriyor. Sürekli olarak bu iktidar hevesi, tek başına yönetim hevesi, hırsı daha derin kaos, daha büyük krizler getiriyor. Asıl yapmanız gereken bu ihtirastan vazgeçmektir. Eğer çoğulcu demokratik bir sisteme dönüş sinyali verirseniz emin olun dolar, yani en azından bunu pek çok kişi söylüyor, ben de inanıyorum, dolar hızla düşer. Ekonomik krizin derinleşmesinin önü kesilir. Söyleyeyim, sadece bir hafta demokrasiden, çoğulculuktan, hukuk devletinden konuşalım, o doğrultuda uygulamalar için işaret verilsin, ekonomik krizin önü alınır. Ama bu ekonomik kriz siyasi bir krizdir. Sebepleri siyasidir ve diktatörlük heveslerinin yarattığı büyük gerilimin ekonomiye yansımasıdır.